Evet sevgili dostlar, bugün yine köyleri geziyoruz. Karadeniz'in en güzel sahile yakın köyleri buralar. Evet arkadaşlar, kimselerin gelemedi, gelip de göremedi. Çataktayız. Çatak yaylalarındayız, Çatak yayla köylerindeyiz. Sinop Kastamonu'ya bağlayan dağların zirve yaptığı yerdeyiz. Hemen karşımızda Çatak Güney Köyü'nü görüyoruz. Köylere gidiyoruz arkadaşlar. Bugün de köylere gidiyoruz. Sizler için köylere, sizin köylerinize gidiyoruz. Evet arkadaşlar, muhteşem dağlardayız, muhteşem ormanlardayız. Çok maceralı bir yolculuk, yol çok kötü. Buradan itibaren toprak, kum kaydı, kaygan bir yol. Gördüyseniz eğer, Merkez Çatak Öğrenci Köyü'ne hoş geldiniz demektir. Hemen kapımızda bu ev karşılıyor. Evet, şimdi yavaşça köye giriş yapıyoruz arkadaşlar. Nasıl köyünüz, iyi mi? İyi, köyümüz iyi. Uzakta yaşamak zor olmuyor mu buralarda? Yok, zor değil. Havası güzel ama değil mi? Havası güzel. Sizin çiftçilik. Çiftçilik mi yapıyorsunuz burada? Çiftçilik az çok ha. Ne ekiyorsunuz? Mısır. Fasulye falan işte, öyle bir gelir yok. Fazla da. Hayvancılık var mı? Hayvancılık var. Tavuklar var. Ha. Başka? Başka bir şey yok. İnek falan yok mu? İnek falan var. Ha, var. Var. Getireyi oraya. İsim neydi amca? Mustafa. Mustafa abi. Sağ olasın abi. Görüşürüz. Kendine iyi bak. Görüşürüz. Evet, Mısır bazı sebze meyvelerin ekildiği, aynı zamanda hayvancılığın ufak tefek, işte az önce hayvancılık aracı da gördünüz. İşte bu güzel evlerde oturuyorlar, böyle güzel yayların hemen arkası burası. Evet arkadaşlar, mahalleleri, evleri geziyoruz. Amcalarımızı denk geldiğimizde selam veriyoruz, sorular soruyoruz.
Evet, buralarda araba görmek zor. Çeşmemiz var. Güzel eski bir çeşme. Çatak Öğrenci Köyü. Az önce Merkez Köyü'ndeydik. Şimdi Çatak Öğrenci Köyü.
Evet arkadaşlar, burada çeşme var, bakalım suyu buz gibi. Evler var. Konut gibi gibi şeyler. Buraya muhtemelen buraya yakında oturanların yaptırdığı bir şey. Ya da gezdirmek için kullanılan konutlar, tesis de olabilir. Burada aşağı yukarı 6-7 tane böyle ahşap yapı var. En yüksek dağın bir altında hemen. Buradan büyük bir ihtimalle rehberde içinde yukarı çıkış falan var galiba. Rota yeniden oluşturuldu. 1 kilometre düz devam edin. Uzaktan görebiliyoruz. Eğitimde okuyor şimdi öğrenciler. Burada da Çatak Öğrenci Köyü camisi var. Sevgili dostlar, şöyle gösterelim. Öğrenci köyünün burası da aşağısı mahallesi. Az önce yukarıki mahalleyi görüntüledik. Yukarıdaki 300 metre sonra sola dönün. Evet arkadaşlar, sevgili dostlar, karşımızdaki köy Çatak Güney Köyü. Aynı zamanda sağ tarafta da Çatak Geliş Köyü. Şimdi onları ziyarete gideceğiz.